Efendim şu iki tarafımda görmüş olduğunuz köpek kulübeleri Cumhurbaşkanlığı personeli tarafından atık ahşaptan yapıldı. Hemen hikayesini de anlatalım. Cumhurbaşkanı Necmettin Erdoğan'ın sıfır atık projesinden etkilenen Cumhurbaşkanlığı personeli sokak hayvanları için yaptı bu kulübeleri. O kulübeler Ankara'nın çeşitli noktalarına yerleştirilmek üzere de bugün görevlilere teslim edildi. 10 kulübenin kalite kontrolünü de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin maskotu haline gelen Leblebi bizzat yaptı. Evet Leblebi, bayağı meşhur oldun artık ha. Ne kadar güzel, bakalım. Ben bahçeli bir evde büyüdüm. Kediyle böyle yatakta birlikte uyurduk. Kolum onun yastığı olmuştu. O zamandan gelme bir hayvan sevgimiz var. O sevgi sıfır atık projesiyle birleşince ortaya işte bu köpek kulübeleri çıktı. Eğer o beğenirse arkadaşları da beğenir mutlaka. Leblebi'nin gelişiyle beraber kendisine kulübe yaptık. Ondan sonra da neden diğer sokak hayvanlarına da faydamız olmasın dedik. Deyim yerinde ise Leblebi'nin ayağı külliyeye uğurlu geldi. Çünkü buradaki atık ahşap malzemelerden yapılan kulübeler onun sokaktaki arkadaşlarına yuva olacak. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan geçen yıl 7 kule hayvan barınağından sahiplendi Leblebi'yi. Kısa sürede külliyenin maskotu haline geldi. Bunun gözleri falan beni celbetti. 3 ameliyat geçirmiş olması, mağduriyet yaşaması doğrusu vicdanları sızlattı. Halkımıza da rica ediyorum, barınaklardan alırlarsa çok daha iyi olur. Sokakta yaşayan canlar da unutulmadı. Külliye personelinden oluşan gönüllüler geri dönüştürülebilir atıklardan onlara kulübe yaptı. Arta kalan malzemeler değerlendirdik inşaattan, evet. Budama atıklarından. Ben aklınıza ne gelirse dönüştürüyorum. Yani bir şeye baktığım zaman onun hemen bu dönüşürse ne hale gelebilir diye. Vatandaşlarımız nerede ihtiyaç olduğunu bildirirlerse gereken yerlere gönderimini sağlayacağız. Cumhurbaşkanının hızlandırılması talimatı verdiği hayvan hakları yasası hatırlatıldı Emine Erdoğan'a. Şiddet suçu işleyenlere tepkisi sert oldu. Aklım almıyor. Yani hayvana nasıl zarar verebilir bir insan? Ruh sağlığı bozuk insanlar ancak yapabilir bunu.